Şimdiye kadar en uzun Duygu'yla Berke'ye sinirlendi. Kendi alanında bu bir rekor. Hayırdır inşallah. Misafir de beklemiyorduk ama. Kim geldi acaba? Babamlara haber vermiştik biz. Buyurun. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Ay ne kadar şıksınız böyle. Kızım. Nasılsın baba? Kızımla beraber aldık galiba. Ay çok yakışmış. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun, buyurun. Hala. Geçim. Geç geç. Olsun. Olsun. Oturum bakalım ha. Haluk Bey yok mu? İçeride. Ne yapıp duruyor içeride? Yatıp duruyor mu? Yoksa zamansız mı gelemedik Meltem Hanım? Ha yok yok. İyi iyi. Merak etmeyin yok bir şey. Biz biraz güleriz, oynarız, eğleniriz diye geldiydik ama sinirlenmiş galiba. Beni bak, hiç gelmese miydik acaba? Maşallah, Pavarotti gibi ses var. Maşallah, maşallah, 8 oktav bak. Ana, yabana gitmiş bu adamcağız. Zamanında bunu konservatuar manservatör yollasa pek iyi olacaymış. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ ol yavrum. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Aferin. Dağda nasılsınız Meltem Hanım? İyiyiz, iyiyiz. Sağ olun, sağ olun. Haluk Bey nasıl? İyi mi acaba? Haluk da iyi. Yok yok. Biz münasebetsiz bir zamanda geldik galiba. Kalkın canım o zaman niye oturup dursunuz? Gidelim hadi elin yeminden. Ay yok yok. Yok canım oturun. Yok oturmayalım Meltem Hanım. Belli ki sizin aranızda bir durum falan var. Yok Nurten Hanım. Ya biz çocuklarla birlik olduk. Haluk'a bir şaka yapalım dedik. Ne şakası? Bir Nisan şakası. Doğru ya. Böyle bir insana. Ay sakın şakayı bozmayın, tamam mı? Bozmayız, bozmayız da ne dediniz ona? Ay anlatacağım. Ama böyle bir anda çıkarsa sakın bir şey belli etmeyin, tamam mı? Tamam, tamam. Şimdi dedik ya, herkes bunu çok sinir edecek, bir şey söylesin. Ben dedim ki 3 aylığına tek başıma iş için Paris'e. Söyleseniz canım. Kuzulu koyun gibi bağırıp dur adamcağız. Tamam canım biraz sonra hep beraber söyleriz. Şişt, anne baba sakın çaktırma ya tamam mı? Oo hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ne zaman geldiniz? Duymadım ya. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba. 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 Hoş geldiniz. Ne oldu Haluk Bey? Sesini duyduk. Dişin filan mı ağrıyor? Allah düşmanın bir başına vermesin Haluk Bey. Diş ağrısı çok kötü bir şeydir, bilirim ben. Anne, bir doğum sancısı, bir de diş sancısı. Öldürür adam galiba. Yok yok, bu öyle bir şey değil. Ha. Siz duymadınız mı? Neyi? Ben iş için tek başıma Paris'e gideceğim de ondan bahsediyor Haluk. Oh oh, ne güzel.
Allah kavuştursun Haluk Bey. Almanya'da garıla böyle tek başına tatil çıkarlardı. Aman pek etmişsin Meltem Hanım. Oh Meltem Hanım. Siz Paris'e gidince Aşıklar Tepesi'ni çıkarsınız. Dolce Vita gari. E hazır oraya gitmişken Jean-Paul Sartre'ın mezarında gari benden ötüp çiçek koy ve zahmet olmasa. Pardon, siz duymadınız galiba ne dediğini. E duyduk canım. Sen de ne güzel kafa dinlersin. Zaten evliliklerde yapmak lazım böyle şeyler. Ben de yakında bir diyorum, öyle bir Fransa'ya gidip gelen. Değil mi ya? Ya, senin başın kel mi? Yoru. Dünür, seni bu kadar sinirlendiren şey Meltem Hanım'ın tek başına Paris'e gitmesi mi? Ne var bunda bu kadar sinirlenecek? Bir de benim okulu bırakmam. Okulu mu bıraktın? Aman pek etmişsin yavrum. Okuyup da ne olacaksın sanki? Ha, baksana Mustafa Ali abi yenge. Okulda da ne oldu? İneğin ipi gibi yollarda gezip duran. Bir sorun bakalım. Niye bırakmış, ne olacakmış diye. Şarkıcı olacakmış. Aferin oğlum. Zaten İnci parayı topçularla popçular kazanıyor. Ana. Durun, durun. Asıl ineğin büyüğünü ahırda unuttunuz. Berke ile Duygu'yu söylesenize. Ha, doğru. Bu sizi de ilgilendiriyor. Ne? Ah! Siz bilmiyor musunuz? Tansiyon hapınız falan varsa alın, yüreğinize inmesin. Aman gari meraklı goman insanı. Söyleyiverin. Bir içimiz rahat ediversin. Bunlar benim bu kızımla sizin oğlunuz. Siz gidin, Yıldırım nikahı kıyın, olsun bitsin. Öyle mi? Abu. Anneniz de babanız yıllarca başka nikahlara gidip böyle altın taktılar. Niye? Gelsin onlar da bizim oğlumuzun nikahında altın taksınlar diye. Ama sizin hiç düşündüğünüz yok. Aman pek etmişler. Aferin benim karı kafalı oğlum. Evlenememişler. Vallahi üstümden büyük bir yük kalktı. Düğün masrafı gözümde büyüyüp duruydu. Feodal toplumların adeti düğün. Modern toplumlar düğün diye bir şey yok ki. Bence nikah bilen gerek yok zaten. Dünyada bir şey oldu. Ana, ne oldu tamam? Bir şey oluyor bana. Luk? Haluk iyi misin? Nefes alamıyorum. Yok, sırtım var. Baba. Haluk, ne oldu? Ben iyiyim. Babacığım. Sakin ol. Haluk! 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 Ne olur, ne olur. Bak şakaydı bu. Bir şakaydı. Evet, evet, şakaydı. Hep beraber seviyorum. Ben iyi sağlam. Ben iyi sağlam. Bir saniye, bir şey söyleyeyim. Ne? Efendim? Evet baba, ha canım. Misafir! Aşkım, Allah'ım. Ay, ya biz de korktuk yani. Ay, sen ne başkan beni biliyor musun? Herhalde biliyordum. Aşkım, Allah'ım. Ya, yemeğim ya. Ya. Siz beni işletebilir misiniz ha? Yok efendim Yıldırım nikahı kıymışlar da, yok efendim okulu bırakmış şarkıcı olacakmış da, yok efendim tek başına Paris'e gidecekmiş de. Tebrik ederim seni ya. Ben. Ay ay ay, korktu.